yapıyorsun sen? İşimi yapıyorum. İşini mi? Ali. O hard diski bana ver. Sen kimsin Allah aşkına? Neden bu diskin peşindesin? Ben de senin gibi bu vatana hizmet eden gizli bir servis ajanıyım sadece. Evlat. Kim bu adam? İsmi Atilla Ateş. Devlet Su İşleri'nden emekli bir mühendis. Şile tarafında oldukça popüler bir kır lokantası işletiyor. Ormanın içinde lüks bir dağ evinde yalnız başına yaşıyor. Ama resimlere bakılırsa boş zamanlarında da hobi olsun diye herhalde ayakkabı boyacılığı yapıyor. Böyle ayakkabı boyatma ayağına gizli gizli buluştuklarına göre bu herif ya Maraz Ali'nin çete işlerinde kullandığı gizli bir muhbir ya da bir şekilde bilgisine başvurduğu akıl hocası. Elbet bu herifin ne ayak olduğunu eninde sonunda öğreniriz müdürüm. Ama şu anda bildiğimiz tek bir şey var ki o da bu adamın Maraz Ali ile İdil'in saklandıkları yeri bildiği. Bundan 2 sene önce senin elindeki gizli servisle ilgili belgeleri ele geçirip ardından seni yok etme görevini bana verdiklerinde bunun aslında o kadar da kolay olmayacağını biliyordum. Senin gibi zeki bir ajanı kandırmak kolay olmadığı için. Ben de planımı ona göre yaptım. Hiç acele etmeden sana satacağım hikayede hiçbir mantık boşluğu bırakmadan her şeyi adım adım, gün gün hesaplayarak tüm detayları adeta nakış gibi işledim senin üzerinde. Senin önce kalbini, sonra güvenini kazanmak tam 2 yılımı aldı. Hanımefendi, hanımefendi, iyi misiniz? Sizin oradan bakınca iyiymişim gibi görünüyor muyum beyefendi? İyi ki sana çarpmışım. Ne yapıyorsun? Nereden buldun o silahı? Ali! Atilla Antesmol. Polis! Aslına bakarsan geçen sene bu diski ele geçirmeme çok az kalmıştı.
Yine beraber kaçacaktık seninle. Ve yine sen ilk iş olarak hayat sigortanı sakladığın yerden çıkarmak için beni buraya getirecektin büyük ihtimalle. Ama maalesef olmadı. Son anda Adanalı bozdu bütün planlarımı. Maraz Ali burada. Bütün birimler beni takip edin. Maraz Ali burada, çabuk. O gün polisler seni yakaladı. Ama aslında ben seni elimden kaçırdım. Seni hapse attıktan sonra yeni bir plan yapmak zorunda kaldım. Tam bir sene bekledim bunun için. Ve bu defa işim gerçekten çok zordu. Çünkü bana artık hiç güvenmiyordun. Ve bu nedenle ilk yapmam gereken şey tekrar bana güvenmeni sağlamaktı. Ya oğlumuz Ali? İşin en zor kısmı oldu aslında. Hem sana hem de bana benzeyen bir bebek bulmak için çok uğraştım.